Herkese merhaba. ETS'ye geçen Yunanistan DLC duyuruldu. Aslında 19 Ağustos'ta zaten bu ortaya çıkmıştı. Ağustos'un ortasında. Çünkü SCS'nin bir yayında bir gelişici katılmıştı. Harita tasarlayan birisi. Orada yanlışlıkla Yunanistan DLC üzerine çalıştığını söylemişti. Şimdi ise resmi duyuru geldi. Bir teaser videosu paylaşıldı. Tabii şimdilik yapılan yerleri gösteriyor. Çok aslında bir yer yok aslında. Çok güzel şeyler göremiyoruz ama. Tabii mesela şu anki teaser'ın kapağında Patras'taki köprü var. Orada hem liman var. Feribot limanı da var. Karşılıklı böyle gidiyor geliyor. Hem de 4 şeritli bir köprü var. 2880 metrelik bir Rio Antrio köprüsü. Çok da güzel bir manzara. Tabii bu network bu oldu artık belli ki Yunanistan'ın. Ya da biraz daha gelişecek, değişecek. Hatta buraya gelirken çok güzel bir karmaşık bir yol ağı da var bu arada. Yani kavşak var. Tam dönen, alttan çıkan giren yollar falan var şu köprüye bağlanan. Yani tam bu evlerin verisinde kalan yer. Şimdi ne oluyor? Onu direkt bir önce teaser'ı izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü bu olay önemli. Yunanistan DLC'si demek aslında Türkiye sınırına gelmek demek. Yunanistan sınır kapısına eklenmesi demek. Bu arada eklenirken keşke İstanbul Ambar Limanı falan yapılsa da hani bu rotalar daha anlamlı olsa denizcilik anlamında. Videoda tabii yine Yunanistan'a yakın o araziyi zaten anlıyorsunuz, görüyorsunuz da. Çok az yer yapıldığı için seçemiyorsunuz. Müzik olarak da aslında çok eski bir şey ya. Müzik kullanılmış Yunan için. Ya benzer yerler, benzer manzaralar. Burada gelecek olan her şey tabii yine bizi hiç kullanacak. Yine bakarsınız aslında bu binalar çok da şaşırtmıyor sizi. West Balkan'da, İtalya'da kullanılan binalar. Burada her şey modüler olduğu için zaten SCS de rahatlıkla bunları ekliyor. O yüzden zaten şöyle diyorlar, bu DLC'nin ön üretimi ve işte üretime, gerçek üretime geçme aşaması çok daha hızlı olmuş diğer DLC'lere göre. Zaten küçük bir yer aslında. Ölçekte olarak düşünürseniz daha da küçük oluyor. 1.19 ölçekte. Şu anki açıklamaya göre yaklaşık 14 şehir ve bazı adalar bulunacak. Bazı adalar neresi mesela? Şimdi haritada birazcık bakalım onlara ama hani ada dediğimiz tabii ki de büyük ada olmak zorunda. ETS2'de bu tırların gidebileceği, yolun olabileceği, yaptıklarına değebileceği bir adı olması gerekiyor. Burada görüntülerde böyle görüntüler var yine. Yani mesela bunlar alışık olacağımız zaten manzara da olacak hep artık. Zaten alışık aslında bunları da. Şu an çok az yer aslında bittiği için böyle tam olarak gösteriliyor. Yine de güzel tabii bizim için iyi olacak artık hani sıra bize geliyor ama daha var gibi bir durum oldu ama resmi bir açıklama gelmedikçe beklemek zorundayız. Ancak yine de Türkiye yani... Bilemiyorum şimdi Tırsan'dan sonra böyle bir şeyin gelmesi çok şey oldu neyse. İşte pitoresk köyler, dolambaçlı yollar, işte Yunan kültürünün zenginliğini gösteren, zengin dokusunu gösteren ikonik simgesel yapılar olacak. Kaleler, mahalleler var. Hatta bu köprünün de etrafında kaleler falan var. Kıyısında vesaire böyle. İşte oteller olacak yine pamuk arazileri, sonra işte zeytin çiftlikleri. Böyle bir sürü mekan olacak. Steam'de şimdiden listelendi. Zaten amaçları bu aslında biraz da. O gece görüntüsünü ben görmedim. Tam yeni farklı galiba o. Tamam. İyi bir olay. Şimdi mesela bak Tırsan'ın bu Steam'deki tartışmalarında sürekli bir İşte Türkiye Avrupa değil NATO falan böyle sürekli bir yorumlar olmuş. Başka da cevap vermiş ona buna cevap vermiş de. Arkadaş hani bu ETS2 nerede olursan ol bence milliyetçi ya da şeyi bir kenara bırakalım. İsveç'te ol, Finlandiya'da ol, İrlanda'da ol. Bu oyunun mevzusu tır. Bunun bu şekilde genişleyen bir oyunun hedefi zaten Anadolu'yu yapmaktır. Yani bu Türkiye olduğu için değil. Burada hani çok şey konuşalım. Başka bir ülke de olabilirdi. Rota bu ya. Hani asıl rota bu. Oradan başlıyor. Böyle gidiyor. İran'a kadar gidiyor işte. Hani şu an Hakkari'ye kadar bu oyunun şeyi var. Mecbursun böyle bir oyunu buraya getirmeye. Hakkari'ye getirmeye mecbursun açıkçası. Hakkari olur mu olmaz mı, o taraflar olur mu olmaz mı, ne kadar olur. Sallıyorum şu an ama şeyi anlayın. Hani hangi ülkede olursa olsun bu oyunu tamamlayacak en önemli şey burasıdır. Hani 10 bin tane yabancı oyuncuya soralım. Ukrayna mı gelsin istersiniz? Ya da Romanya mı gelsin istersiniz? Türkiye mi? Yani derlerse ki Romanya'da Ukrayna gelsin, Türkiye demesinler. Saçmalık, aptallık olur bu. Yani Türkiye kadar canlı, coğrafi bir bölgede bir sürü büyük şehrin olduğu, yani köprü, otoyol, tüneller, her şeyin hani delicesinin olduğu bir büyük ülkede tabii ki de bu daha iyi bir tercih olur. Her şey var yani, endüstri de var, şey de var, tarım da var, şey, her şey var yani. Yani bir DLC'yi iyi gösterebilecek, doldurabilecek, oyuncuları kandırabileceğin, kandırmak şey anlamında değil. Hani güzellik anlamında, güzel yaptığı için zaten kanıyor seni, tavlıyor. Türkiye yani. Şimdi haritada biraz bakalım. İpsal sınır kapısına direkt önce başlayalım. İpsal sınır kapısı biliyorsunuz ETS2 haritası zaten direkt Keşan Kavşağı'nda bitiyor. Promos haritasında İpsal sınır kapısına direkt birazcık yol yapıp koymuşlardı. Başka türlü zaten
ölçekten dolayı olmuyor. Hani burası çok sıkışıyor. SCS zaten yine öyle yapacaktır. Yani mesela zaten buralar olmuyor. Yani buraları çevrede görüyorsunuz. SCS dede ait gibi bir yeri yapar mı? Küçük bir yer. Hani direkt sınır kapısını buraya koyduktan sonra, İpsala'yı yapmadıktan sonra, hani direkt yaşanan bir yol verip İpsala sınır kapısına bizi soktuktan sonra orayı yapar mı göreceğiz. Selanik zaten olacak. Kavala zaten olacak. Önemli şeyle Selanik'ten yani mesela buralar güzel olacaktır. Zaten DLC küçük olduğu için daha çok aynı benzer binalar, benzer mimari kullanıldığı için tek bir yer, tek bir ülke. Böylece yani daha çok bazı şeyler uğraşacaklar falan göreceğiz. Hani önümüzdeki yılın aslında yaz mevsiminde falan, yaz mevsimi de falan gelir herhalde bu DLC, ama önümüzdeki yıl gelecek mi? Soru işareti, çünkü aslında soru işareti kayboldu. Şöyle diyelim, onu da hemen söyleyelim. Kuzey İskandinavya büyük bir yer, büyük bir bölge. Muhtemelen onlar daha farklı bir şey hedefliyorlar orada. West Balkan çıkmışken ne diyorduk? Hep Yunanistan gelsin önümüzdeki sene. Öyle oluyor muhtemelen. Çünkü zaten resmi olarak şu an duyurulan, Steam'de listelenen, teaser'ı paylaşılan DLC Yunanistan DLC oldu. Özellikle haliyle biz artık önümüzdeki yıl Yunanistan DLC'ni ilk olarak oynayacağız. Yanya var burada. Yine Athena burada. Burasının Türkçesini şu an tam çıkaramayacağım. Yani şimdi adalar, bu da ada aslında. Burası kesinlikle muhtemelen olacak. Bir yol olarak bilmiyorum nasıl olacak ama. Ada olarak ilk etapta bir Girit adası. Hani burada ya küçük adaları çok şey zannetmiyorum. Çünkü anlamı yok. Ölçekte bitiyorlar. Girit ve Rodos büyük ada anlamında. Onların dediği adalar tabii bir de şu var. Bu da ada aslında. Yarım ada. Yani bu da aslında öyle biraz. Ondan sonra burası Kefalonya'yı bilmiyorum. Yani olabilir mi Kefalonya? Olabilir muhtemelen. Büyük aslında şey için ama. Korfu var yukarıda. Şimdi mesela şey bakalım. Palermo, Sicilya böyle bir yer. Sicilya büyüktü. Bu Kalamata tarafı da aslında Sicilya kadar. Bu Girit zaten bir bakarsanız aslında Korsika kadar bir yer. Sardunya kadar olan bir yer yok. Kıbrıs zaten aslında öyle. Tam bir tık daha büyük görünüyor şu an Sardunya. Ama buralar olur. Zaten başka bir olay yok. Turizm, tatil yerleri, manzaralar güzel güzel çizilecek. Tabi tırcılık da önemli ama. Mesela güneyinde biraz daha kolayken tabi bu tarafta daha zor olacak. Çünkü dağlar falan var hep. Salada mesela şu sınır kapısı yeni haliyle tabi gelir. Muhtemelen zaten yapıyorlardı şu an abi. Her şeyi planlıyorlardı yani. Şu an zaten inşa ediyordur onlar. İpsala sınır kapısı açılacak demek ki. Şimdi İpsala sınır kapısı burada. Tıklayalım böyle. Hatta buraya biliyorsun büyük bir köprü yapılacak önümüzdeki yıllarda. İpsala sınır kapısının yeni hali bu. Hatta burada güzel bir görüntü vardı ya. Gece çekilen bir güzel bir görüntü vardı ama. Neyse hani burası olacak bir şekilde. Burası sığdırılacak, yapılacak yani. Karşı tarafın sınır kapısı Kipi Border Station demiş. Hemen bakalım. Bunlar bu şekilde olacak. Tabi bir de biliyorsunuz burada aslında şuradan geçiyorsunuz. Geçerken en azından belki birkaç çeltik tarlası görsek yeter ya bizim için. Mesela şurada bir şey var, böyle bak tıklarsanız bir aracın üstünden tır mı değil, tır değil bu ya, dolmuş. Ya burada büyük bir köprü yapılacak, onu da belirtelim. Meriç Nehri. Meriç Nehri'nden geçebileceğiz. Evet, Kavala falan, Selanik. Abi Selanik'te şimdi yani Kavala önemli şeylerden olacak tabii, şehri yaparlar. Ama ne kadar detaylı, nereden girebilirler, yayınlarda falan bakarız. Selanik'te burada mesela ana yol kavşak burada. Ya bu kıyısını %100 yapacaklar, merak etmeyin. Burası yapacaklar da şöyle. Atatürk'ün evini ve bizim büyükelçiliğimizin aslında yakınına giriyorlar aslında bu şekilde de. Hani buraya yapmazlar zannetmiyorum. Yani buraya kadar detay girmez tabii ki de. Biliyorsun bir gidiş geliş yol şeklinde oluyor. Zaten manzara sığdırıyorlar geri kalan şeyleri. Burada tren istasyonum var. Aynen. Şehri o zaman biz bu şekilde bu kavşaktan böyle bir sokarlar bizi. Ama güzel manzaralar, güzel bir coğrafya olduğu için de harika olacak. Hani burada kullanılacak olan asetler zaten bizim de işimize yarayacak. Ama zaten bu çıktıktan sonra artık hani şey, Kuzey İskandinavya falan diyorsun. Hadi Rusya çıkamadı zaten. Abi ne olacak? Bir şey söylenmesi gerekiyor. İşte o gün. O günü bekliyoruz. O günü bekliyoruz. O günü bekliyoruz. Olacak. Öyle ya da böyle olacak. İstemeyenler rağmen olacak orası. Atina'da ya, Atina'yı nasıl yapacaklar? Şimdi 14 şehirde öne çıkan yerler belli, bölgeler belli. Bu büyük bir yerleşim yeri şeklinde yani şuralar şöyle yol bağıntısıyla beraber sığmıyor tabii. Sığdırınca bir 14, bir 19 ölçekte mevzu değişiyor ama farklı bir şey görebiliriz burada yine. Merak ediyorum nasıl yapacaklarını. Feribotlar tabii buradan kendi adalarına gidiyor. Buradan İzmir'e geliyor bir rota. Şimdi burada mesela köprüyü göstereyim hemen, Patras'taki. Köprü bayağı iyi, biliyor musunuz? Köprü bayağı güzel yani. Biz akşam köprüye baktık hani o sızıntı olunca. Dediğim yol aslında şöyle bak. Aşağıya biraz daha gireyim. Feribotlarla karşıya geçiyor. Bak şu yol değil. Bu köprü 2003 yılında falan yapılıyormuş. Yine uzaktan şöyle bir manzara var. Kale var yine.
Bunu güzel yapacaklar tabii. Aslında Türkiye'de karşıya geçemediler. Köprü koyamadılar. Tabii zor bir şey aslında ölçek desek de. Mesele o değil aslında. Dediğim şey oradaya geçemedikleri için zaten köprüde koyamıyorlar doğal olarak. Şimdi burada biraz kıskanıyorum açıkçası. Biraz kıskanıyorum. Biraz kuduruyorum burada. Böyle güzel bir köprünün Yunanistan'la gelecek olması. Hani böyle bir şey güzel bir manzara da geçip böyle yapacak olmaları. Zaten kapaktaki evler o taraf. Biraz daha evet bu 2003 yılındaki görüntüsü. Şu yolu söylemiştim. Şu yol muhtemelen bir şekilde ayarlanacak. Böyle gideceksiniz, karşıya geçeceksiniz. Ya Girit'e artık kesin olarak bakıyoruz zaten. Hani belki işte şuradaki Kefalonya gibi bir ada. Bunlar zaten bir şekilde olacak. Şurası, şurada da nereye gider ki? Şurada bırakır herhalde. İçeri girip ne yapacak? Bir şeyler varsa koyarlar herhalde. Ya küçük bir alan hızlı yapılıyor. Mutlaka bir şeyler sıkıştırılacaktır. Şimdi burada bilmiyorum yani burası hep böyle yerler olacak işte abi. Zaten tanıtımda olduğu gibi. Ama yani Rodos'a falan abi Rodos ne Rodos olmaz abi Rodos'u yapamaz çünkü Rodos'u mantıksız abi Rodos tamamıyla mantıksız çünkü bizim sınırımıza göre ve ölçek olarak bizi sıkıştırıyorsun. Bu savaş sebebi olabilir bak savaş sebebi olabilir seyircisine dikkat et. Yani yok şu adalar falan bak ya, yani saçma sapan şeylere olmaz umarım yani burası yeter Girit zaten böyle tamam yok ki zaten ne var ölçek zaten şeye gelmiş olacak. Burnumuza gelmiş olacak. Skiatos'u mu yapacaksınız kardeşim? Skiatos'u nasıl sığdırabilirsin buraya? Yunanistan DLC'si yani sevindiriyor tabii. Dibimize geldiler. Ne güzel. İlla biz de olacağız. Ama yani bundan sonra tabii ki de zaten tartışmalar bu yönde. Artık yayınlardaki muhabbet hep bu. Yunanistan DLC'sinde çalışıyoruz dediklerinden itibaren zaten artık bizim için şey oldu hani. Bu gerçekleştikçe buralar biz daha da böyle şey oluyoruz. Bizim için daha da soru işareti artıyor yani bu tartışmasak olmaz şey olmasa olmaz bu mecburuz bunu artık çünkü ETS2'nin tamamlanacağı noktaya geldik. Kuzey İskandinav, İtalya, İrlanda, İngiltere yenilmesi, bazı şeylerin yenilmesi onlar başka meseleler ama biz artık bilinmeyen tek şey Türkiye. Tabii ki de negatif değil kimse ama yani ne olacak ya bir böyle önümüzdeki yılbaşı yayında Türkiye için böyle bir cümle sarf etse çok güzel olabilir ya bir cümle kursa böyle dese ki işte planlarımız da var filan ya da Türkiye'yi de yapmak istiyoruz şeklinde bir şey söylese farklı bir şey de olabilir ama hani Türkiye'nin yapılacağını artık söylese ilerisi için. Görüşmek üzere hoşçakalın.